Lundberg nasıl bir oyuncu arkadaşlar? İşte işin biraz da bu yanını konuşalım istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Lundberg hem hızlı ilk adımı, topla rahat potaya gidebilme özellikleri dışında dış şut tehditli olan basketbol tabiriyle tam bir combo guard. Açık sahayı çok iyi kullanan ve özellikle penetresiz kendi şutunu bulabilen ya da ceza şutlarıyla takıma skor katkısı verip yapabilen önemli bir kısa. Yarı saha basketbolları fena değil. İkili oyunlar üzerinden pasör özelliklerini de ciddi anlamda geliştirdi. Ancak Lundberg'in en büyük gücü açık sahada koşmaya başladığı zaman ortaya çıkıyor. Takımla birlikte koşmaya başladığında pas kanallarını çok iyi görüyor ya da kendi gidip bitirebiliyor. Aynı zamanda Lundberg topa baskı ve savunma konusunda oldukça iyi bir isim. Atletik yapısıyla rakip takımın kısalarını baskı konusunda takım içerisinde güvenilir oyun kuruculardan birine dönüştüğünü söylemeliyim. Gelişme alanlarına gelince ise en büyük gelişme alanı şutundaki istikrarsızlık. Bologna ile çok kötü bir yıl geçirdi ve CSKA dönemindeki katkıyı net olarak veremedim. Virtus Bologna gibi yaşlı, temposuz ve iniş çıkışlı grafik çizen bir takımda yapamamış olsa da Fenerbahçe Beko'nun organizasyonda katkı verebilir gibi duruyor. Peki gerçekten öyle mi? Iffe Lundberg gelirse Fenerbahçe Beko Neto'nun verebileceklerini verebilir mi? Bu sorunun cevabını Raul Neto, Iffe Lundberg ikilisinin oyuncu özellikleri farkı üzerinden cevap verelim. Raul Neto oyun görüşü ve top tekniği yüksek bir oyun kurucuydu. En büyük özelliği takımı oynatmayı seven yapısı, tepe ikili oyunları organize etme becerisi olduğunu söylemek lazım. Karar verme mekanizması iyi olan, topun değerini bilen, delici, organizasyon becerisi skor yönünden daha yukarıda olan bir guard olarak kendisini tanıyoruz. Neto, Calates'in dış şut tehdidi olan Brezilya şubesi olarak değerlendirilebilecek safkan bir oyun kurucuydu. Oysa Iffe Lundberg'in takım organize etme becerisi Neto'nun çok gerisinde. Lundberg daha çok yardımcı oyun kurucu rolünde etkili, bir bitirici olarak yani 2 numaraya yakın kullanıldığında verimi artan bir oyuncu. Her iki oyuncu da yani Neto'da Lundberg'de açık alanı seven, topa baskıyı ortalamanın üzerine yapan oyuncular. Ama Neto net bir numarayken Lundberg daha çok 1.5 gibi oynayan bir kısa görünümünde. Bu noktada yani Fenerbahçe Beko'nun elinde Dorsey, Guduric, Wilbekin gibi oyuncular varken ve istenen profil takım organize edecek bir oyuncuyken bence Lundberg bu profile net olarak uyum sağlamıyor. Tabii ki transfer edilmesi durumunda zaman zaman topu getiren Guduric ya da Wilbekin'den daha faydalı olur. Ama takımın ihtiyacı olan oyuncu mu? Açıkçası bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum. Bakalım Fenerbahçe Beko yönetiminin kararı ne olacak? Göreceğiz. Yeni içeriklerde buluşmak üzere arkadaşlar. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.